Herkese selam gençler. Ben Burak Hocanız. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Organik kimyanın 6. dersiyle birlikteyiz. Bakın organik kimyanın 6. dersinde ne yapacağız? Hemen sana kazanım üzerinden göstermek istiyorum. 6. dersiyle 7. dersini bir bütün olarak düşünebilirsin. O yüzden ikisini bir bütün olarak dinlemeni tavsiye ederim. Bak bana diyor ki kazanımda hibritleşmeyi öğren diyor ve molekül geometrisini öğren diyor. Yani iki tane ufak bir başlığımız var. O zaman biz önce hibritleşmeyi öğreneceğiz. Hibritleşmenin içerisindeki bağ türlerini bahsedeceğiz ve sonrasında bir sonraki 7 numaralı dersimizde ise ne yapacağız? Molekül geometrisine bakacağız. Tamam mı? Bak. Kazanım da bize diyor ki bak buraya özellikle dikkat etmeni istiyorum. Çünkü hani ayrıntıya girmiyorum. Bu kazanımları çok ayrıntılı bilmen gerekmiyor. Hani şunu da öğrensem olur mu? Bunu da öğreneyim mi hocam gibi cümlelerle karşılaşıyorum. Bak bana diyor ki ikinci periyot elementlerin hidrojenle yaptığı bileşiklerin dışındakiler verilmez. Yani biz ikinci periyottaki lityumdan başlayıp flor'a kadar geldiğimizdeki elementlerin nelerini molekül geometrilerinin yani değerlik katmanı elektron çifti itmesi kavramını öğrendiğimiz takdirde başka bir şey öğrenmemize gerek yok. Tabii ki hibritleşmeyle ve bu molekül geometrisiyle alakalı modelleri yapmaları sağlanır diyor. Tabii biz bu kısma girmeyeceğiz. Bu kısım animasyon, simülasyon, video. Bunlar senin e, yapabilmeni beklenilen şeylerdir ama test sisteminde bunları test tekniğinde soramayacakları için buraya girmeyeceğiz. Yani neleri yapacağız? Tek, çift, ve üçlü bağların hibrit orbitallerini ve atom orbitallerini öğreneceğiz. Molekül geometrisini öğreneceğiz. Hibritleşmeyi öğreneceğiz. İkinci periyodun dışına çıkmayacağız. Haberiniz olsun. Diyorum ve geldim hibritleşmeye. Bakın hibritleşmeyi anlayabilmen için çok güzel bir şekilde metandan yola çıkmamız lazım. Eğer metandan yola çıkarsan yani doğal gazdan bataklık gazından yola çıkarsan tam net bir şekilde hibritleşme öğrenebilirsin. Hibritleşme böyle hep havada kalmıştır. Yani hocam niye hibritler var? Niye SP3'ler var? Niye SP2'ler var? Gibi gibi gibi. Ama sen CH4 üzerinden bunu öğrenebilirsin. Şimdi önce şu alttaki cümleye odaklanmamızı istiyorum. Sonra sağ üst köşeye bakacağız. Şimdi alttaki cümleye dikkat et. Tamam mı? Bak şekil görüyorsun. şekil kafanda yavaş yavaş canlandır. Şekil üzerinde de konuşacağım. Diyor ki bak bağlar orbitallerin Bağlar orbitallerin örtüşmesiyle elektronların bu orbitallere yerleşmesiyle oluşur. Yani bir bağın oluşabilmesi için ne olması lazım? Elektronların yarı dolu orbitallerin örtüşmesi lazım. Bu örtüşmeler atomik orbitaller arasında olabileceği gibi hibrit orbitalleri arasında da olabilir. Orbital kavramını kim söylemişti bize? Schrödinger söylemişti. Elektronların bulunma ihtimallerinin yüksek olduğu yerlere ne denirdi? Orbital denirdi. Mesela hidrojeni aldığım zaman hidrojenin bir tane protonu var. Yani elektronunda bir. Yani orbitallerine yerleştirdiğimizde ki biz orbitallerimiz neydi? S orbitallerimiz vardı. P orbitallerimiz D ve F orbitallerimiz vardı. Hidrojende kaç tane yarı dolu orbital var? Bir tane yarı dolu orbital var. Yani hidrojenin sembolünün etrafında kaç tane tekli nokta var? Bir tane tekli nokta var. O zaman bir hidrojen atomu başka bir hidrojen atomuyla bağ yaparken Ortaya hangi orbitali koyabilir sadece? Sadece S orbitalini koyabilir. E karşısına gelen hidrojen sevgili arkadaşım o da sadece S orbitalini koyar. O zaman iki tane S orbitalinin arasında S ile S orbitallerinin yarı doluların birbiri üzerine örtüşmesiyle ne oluşur? Bir bağ oluşur. Bitti. S, S örtüşmesi sonrasında bu bağ oluşur. Mesela oksijene bak. Oksijen 8. Açtığımızda nasıl açıyorsun? 1 S, 2 2 S, 2 2P6 diye açmıyoruz. 2P4 diye açıyoruz. Toplam 8 tane. S'de tam dolu orbitallerimiz Hund kuralına göre çift yazdık. P orbitallerine geldiğimizde 3 tane orbitalimiz var. P orbital türünde. İçerisine elektronları önce tek tek yerleştirdim. Sonra dördüncüyü yerleştirdim. 2 tane yarı dolu orbitalimiz var. Yani oksijen kaç bağ yapabilir? 2 bağ yapabilir. Zaten oksijenin sembolünün etrafına noktaları yerleştirdiğimizde 1, 2, 3, 4, 5, Altı şeklinde yerleştiriyoruz. Emin ol bu dersin sonunda hibritleşmeyi tam öğreneceksin ve uzatmayacağız. İki tane tekli var. İki tane tekli varsa bir oksijen atomu başka bir oksijen atomuyla kaç bağ yapabilir? Bu iki tekliden dolayı iki tane bağ yapabilir. Tamam iki tane bağ yaptı. Bir de şu bağ katılmayanlar var dört tane. Bunları da yaptım. Tamam bağ yaptı hocam ama burada önemli olan ne? Burada önemli olan şu. Hidrojenin yapmış olduğu bağ hangi orbitallerin örtüşmesiyle oluştu? S ile S orbitallerinin örtüşmesiyle oluştu. Oksijenlerin ise yarı dolu orbitalleri P olduğu için P ile P'nin örtüşmesi sonrasında oluştu. Mesela bak sevgili arkadaşım. Su molekülünü yazdığımızda ise şu şekilde bir Lewis nokta yapısı vardır. Bu Lewis nokta yapısındaki bağlardan bir tanesini alıyorum. Zaten bu bağlar birbiriyle eş. Aynı bağlar. Bu bağlardan mesela bu bağı aldığımızda hidrojen ortaya hangi yarı dolu orbitalini koyabilir? S. Oksijen ortaya hangi yarı dolu orbitalini koyabilir? P. O zaman burada SP örtüşmesi vardır. Tamam. Hem fikiriz. Şimdi karbon ortaya birer orbital koyacak. Bu orbitallerini birazdan konuşacağız. Bak buradaki çizginin uç kısmında bir orbital var. Burada bir orbital var, burada bir orbital var, burada bir orbital var. Yani karbon ortaya kaç tane orbital koyabildi? Yarı dolu 4 tane yarı dolu orbital koyabildi. Bu arada kalınla çizilmiş olan bu çizgi sevgili arkadaşlar bağın ön yüzeyde olduğunu, ön tarafa bize doğru olduğunu gösteriyor. Kesik kesik çizgilerin ise ne tarafta olduğunu, arka tarafta olduğunu gösteriyor. Yani bu şu demek oluyor sevgili arkadaşlar. Karbon, neyse bu çizgiler bizim için çok önemli değil. Bir ön yüzde, bir arka yüzde. Bu yüzden aradaki bağ açıları 109,5 derece. Ama bu bağ açılarıyla da şu an ilgilenmiyor. Şu an bizim ilgilendiğimiz karbon ortaya 4 tane yarı dolu orbital koyuyor. Hidrojenler zaten hepsi garibim aynı. Hepsinin koyabileceği S orbitalleri var. Yani bu çizmiş olduğum çizgilerin uç kısımlarında neler gelebilir? Sadece S orbitalleri gelebilir. Biz bu bağları laboratuvarda ölçüyoruz. Uzunluklarını, uzunluklarını ölçünce tabii ki bize nelerini veriyor? Enerjilerini veriyor ve neyle karşılaşıyoruz biliyor musunuz? Bu bağların özdeş olduğuyla karşılaşıyoruz. Yani bu dört bağda tıpatıp aynı bağlar. Şimdi gel. Bu bağların tıpatıp aynı olduğunu öğrendiysen. Karbonun elektron dizilimini açtığında 1s üzeri 2, 2s üzeri 2, 2p üzeri 2 diye açarsın. Yani biz burada şunu biliyoruz değil mi? Elektronlar çekirdekten uzaklaştıkça yani orbitallerimiz 1s'den uzaklaştıkça bu orbitallerin enerjisi artar. Şimdi hocam orbitallerin enerjisi artıyorsa o zaman şunu da söyleyebilirsin. 2s'nin enerjisi 2p'deki orbitallerin enerjisinden daha azdır. Şimdi bakıyorum kaç tane yarı dolu orbitalim var benim? 2 tane yarı dolu orbitalim var. 2 tane yarı dolu orbitalim. Çünkü bizim neyimiz? Temel hal elektron dizilimize göre 2 tane yarı dolu var. P orbitallerinde. Px'de ve P7. O zaman kaç bağ yapabilir? 2 tane bağ yapabilir. Ama karbon kaç bağ yapabiliyordu? Karbon 4 bağ yapabiliyordu. Çünkü karbon kendini ne yapacak? Uyarılmış hale getirecek. Şu an neyi öğrendin? 2P orbitallerinin enerjisinin 2S orbitallerinin enerjisinden daha fazla olduğunu. Eğer 2P'den bir tane yarı dolu orbital ortaya koysaydı. Mesela buradaki şu bağ. Bizim için 2P orbitalimiz olsaydı. Buradan gelen yarı dolu orbitalin enerjisi herhangi bir s orbitalinden gelen enerjiden farklı olacaktı. hatta fazla olacaktı. Mesela bir s'yi bu şekilde gösteririz, iki s'yi bu şekilde gösteririz. 2 px, 2 p, 2 pz orbitallerinin bu arada arkadaşlar enerjileri eşittir. Yani bir atom hibritleşmeye uğramamış bile olsa 2 p'nin içerisindeki uzaydaki üç farklı yöneliminin de enerjileri birbiriyle aynıdır. Dikkat ettiyseniz zaten 2 p'ye doğru gittikçe orbitallerin enerjisi ne oluyor artıyor. Bak şimdi bir atom temel haldeki elektron dizilişindeki bulunan yarı dolu orbital sayısı kadar bağ yapabilir. Şimdi oksijen, karbonun iki tane yarı dolu orbitali var. O zaman karbon kaç bağ yapabilir? İki bağ yapabilir. Peki karbon nasıl dört bağ yapacak? İşte uyarılacak. Uyarıldıktan sonra karbon dört bağ yapıyor ise ve bu bağların tamamının bakın bu bağların şuradaki molekülün yapısındaki şu bağlardaki tüm uzunluklar aynıysa bu bağlar nasıldır? Özdeştir. O zaman karbonun da ortaya özdeş 4 tane yarı dolu orbital vermesi gerekir. Değil mi? 4 tane yarı dolu orbital olacak özdeş. Gel şimdi. Karbon bak yukarıdaki cümleye geleceğim. Ama karbon ne oluyor biliyor musun? Önce temel haldeyken karbonun elektronunun bir tanesi 2S'den çıkıyor. Yarı doluların yanındaki boş orbital olan 2PZ'ye geliyor. Bak şimdi kaç tane yarı dolu var? S'de bir tane yarı dolu var. 2PX'de bir tane yarı dolu var. 2PY'de bir tane yarı dolu. 2PZ'de bir tane yarı dolu. 4 tane yarı dolu orbital Karbon 4 bağ yapabilir. Tamam eyvallah. Ama bu bağlarda 2PX, 2PY ve 2PZ'lerin enerjisi bak bir tık daha yüksek. Bir tık daha yüksekse şunu söyleyebilirsin. Karbon hidrojenle bağ yaparken Hidrojen zaten ortaya her seferinde s orbitali koyar. Karbonun ortaya koyabileceği bir s orbitali var. Mesela 2s. Bir de aşağıdaki mesela hidrojene bağ yapmak istediğinde karbonun yapabileceği bir ne vardır? p orbitali vardır yarı dolu. Bir kere p orbitallerinin enerjisi s orbitallerinin enerjisinden fazlaysa bu bağların uzunluklarının farklı olması gerekir sevgili arkadaşım. Ama biz laboratuvarda bakıyoruz. Laboratuvarda bu 4 bağın uzunluğunun da ne olduğunu görüyoruz aynı olduğunu görüyoruz. Demek ki şunu da söyleyebilirsin bana. Mesela şu sağdaki hidrojenin verdiği s orbitali ile karbonun verdiği s orbitalinin örtüşmesinin uzunluğu s ile p'nin örtüşmesinin uzunluğundan farklıdır. Olması gerekir ama laboratuvarda bunlar farklı çıkmıyor sevgili arkadaşım. Çünkü niye biliyor musun? Karbon işte bak özüne geliyoruz. Karbon şunu yapıyor aynı enerji düzeyinde yani ikinci katmanda bulunan s ve p orbitallerinin eş enerjili yeni orbitaller oluşturmasına biz hibritleşme diyoruz. Ne oluyor yani? S'nin bir enerjisi var. Tamam mı? S'nin enerjisi kaç olsun? Mesela sallayalım 50 olsun. P'lerin de bir enerjisi var. Onlar da kaç olsun? Sallayalım 100 olsun. Hepsini topla 4'e böl. Aritmetik ortalamasını bul. Artık ne olur sana? SP3 hibrit orbital'ler oluşur. Yani aynı enerji düzeyinde bulunan farklı orbitallerin bir araya gelerek önemli olan kelime şurası eş enerjili orbitaller oluşturmasına hibritleşme, melezleşme ve bu oluşan orbitallere ise biz hibrit orbitalleriz deriz. Kaç tane orbital hibritleşmeye katıldı? 4 tane katıldı. 4 tanesi hibritleşmeye katıldıysa o zaman bizim 4 tane de hibrit orbitalimiz oluşmuştur. Artık bizim s orbitallerimiz yok. Artık p orbitallerimiz yok. Değil mi? Bizim hangi orbitallerimiz var? Hibrit orbitallerimiz var. Uyarılmış olan karbon atomunun hibritleşmeye katılanlarından dolayı artık 4 tane hibrit orbitali oluştu. O zaman ben elektron dizilimini yazarken 1s2'den sonra artık 2'lerin yanına s orbitalleri yazamam. p orbitalleri yazamam. Hangi orbitalleri yazabilirim? sp3. Hocam yani bizim öğrendiğimiz s'ler vardı, p'ler vardı, d'ler vardı, f'ler vardı. Şimdi bir de hangi orbitalleri öğrendin? sp3 orbitallerini. Biz bunu nereden tespit ettik? Laboratuvarda karbonun yapmış olduğu bağların uzunluklarına baktığımızda bu bağların uzunlukları birbiriyle aynı çıkmış. Ben burada birazcık uzunlukları farklı yapmışım ama bu bağların uzunlukları nedir? Laboratuvarda aynı çıktı. Yani ne oldu sevgili arkadaşım? Karbon ortaya hangi yarı dolu orbitalini koydu? Karbon ortaya sp3 yarı dolu orbitalini koyarken hidrojen ortaya S orbitalini koydu. O zaman bu bağ. SP3 hibrit orbitalleri ile hidrojenden gelen S orbitallerinin yarı dolu ya bunlar. Birbiri üzerine örtüşmesiyle oluştu. Bir bağın oluşabilmesi için iki tane yarı dolu orbitalin örtüşmesi gerekmektedir. Değil mi? Burada bir tane yarı dolu orbitalim var. Burada bir tane yarı dolu orbitalim var. Burada bir tane yarı dolu. Burada bir tane yarı dolu. Ve bu dördünün de enerjileri aynıdır. Görsel olarak da burada gösterilmiştir diyorum ve devam ediyorum. Bunu şurada bir kez daha ifade edeceğim. Ve buradaki dikkat edin. Bütün bağlarımız dört da hidrojenden gelen S ile karbondan gelen SP3'ün örtüşmesi sonrasında oluşmuş. Tamam ama örtüşte oluştu bu bağ. Bu bağ nasıl bir bağdır? Bu bağ nasıl oluşuyor? Bu bağ sevgili arkadaşlar ucuca örtüşerek oluşuyor. Bak bu ucuca kelimelerini unutma. Çünkü ucucu örtüşmeyle oluşan bağlara biz ne bağları deriz? Sigma bağları deriz. Şimdi, karbonda bir önceki sayfada şuna dikkat et. Bizim sp3 hibrit orbitallerimiz oluştu. İşte bu yüzden bizim buradaki bağlarımızdaki karbonun ortaya koyduğu orbital sp3 hibrit orbitalleridir. Küp değil o ha, sakın ha. 3 diyorum. Sigma bağlarıdır. Yani oluşan bu bağ sigma bağıdır ve sigma bağı uç uca örtüşerek oluşur. Yani ben sana şöyle bir paragraf versem içinde uç ucayı görüyorsan bil ki o sigma bağıdır diyorum. Devam ediyorum. Şimdi bak karbonlardaki örtüşmeleri biliyorsun. Tamam ama yani karbonla hidrojenin arasındaki örtüşmeyi söyledik. Sp3 ile S hibritleşmesinin örtüşmesi sonrasında oluş. Ama mesela karşıma C2H4 gelse ya da C2H6 gelse yani farklı moleküller gelse sadece karbonla hidrojen bağ yapmasa, karbonla karbonda bağ yapsa, mesela burada ne var? C2H6 var. Hocam, şuradaki karbonun ortaya koyduğu yarı dolu orbital sp3. Karşısındaki hidrojenin ortaya koyduğu S. O zaman bu örtüşme, bu sigma bağı S ile sp3 hibrit orbitallerin örtüşmesiyle oluştu. Peki şu ortadaki şu an tik atmış olduğum bağ sevgili arkadaşlar. Bu bağda iki tane karbonun yarı dolu orbitallerinin örtüşmesiyle oluştu. Karbonlar ortaya ne koyabilir? SP3. Yani soldaki karbon ortaya SP3 koydu. Sağdaki karbon ortaya SP3 koyduysa artık bu bağ SP3, SP3. Hibrit orbitallerinin uç uca örtüşmesiyle oluşmuştur. İşte bu uç uca örtüşmeler sonrasında neye oluşmuştur? Yine sigma bağı oluşmuştur. Yani arkadaşım bir bağın oluşabilmesi için kesinlikle iki yarı dolu orbitale ihtiyacımız var. Ve bu yarı dolu orbitaller birbiri üzerine örtüşüyorlar. Bu hidrojen atomunda bakıldığında SS örtüşmesi oldu. Ama biz bunu karbon atomuna geldiğimizde laboratuvarda bağların uzunluklarını aynı bulduğumuz için artık burada eş enerjili orbitaller vardır. Sigma bağları sadece karbon hidrojen arasında olmaz. SS, PP, SP, SP3, 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 S örtüşmeleri arasında da oluşur. Bak şimdi. Peki. Aynı atomların arasında İkinci bir sigma bağı oluşabilir mi? Sevgili arkadaşlar aynı atomların arasında ikinci bir sigma bağının oluşması mümkün değildir. Neden? Çünkü ucuca örtüşebilecek başka bir yarı dolu orbitali yoktur. Çünkü iki tane atom bir araya gelerek bağ oluşturduklarında ucuca örtüşebilecek sadece bir tane yarı dolu orbitalleri karşılaşabilir. İkincileri yok. Bu yüzden ikinci bir sigma bağının oluşması mümkün değildir. Kim için? Aynı atomların arasında. Peki aynı atomların arasında ikinci bir bağ oluştuğunda yani şunu kastediyoruz. A atomuyla A atomu arasında bunu sadece karbon olarak düşünme. Aralarında oluşan bu bağ ilk oluşan bağ benim için sigma bu. Peki ikinci bağ sevgili arkadaşım bunlar nasıl oluşur? Bak bir öncekinde uç uca demiştik. Burada ne diyeceğim? Dikkat et. Burada yan yana. Yan yana. Eğer yan yanayı görüyorsan kesinlikle o benim için nedir? Sevgili arkadaşım pi bağıdır. Pi bağı yani kimlerin arasında oluşur? Hibritleşmeye katılmayan orbitallerin arasında oluşur. Bak ucuca değil. Nasıl? Yan yana bir örtüşme var. Devam edelim. C2H4. Tamam. C2H4'ü aldık. Şimdi bu c 2 h 4de ortadaki karbon. Solda tekli bağlar yapmış. Ama ortada ikili bağ yapmış. Bu ikili bağlardan bir tanesi sigma bağıdır. Diğer bağ ise sevgili arkadaşım ne bağıdır? Pi bağıdır. Peki diğer bağ neden pi bağıdır? Çünkü karbon temel halden bir elektronunu bir üst enerjili orbitale geçirdikten sonra uyarılır. Ve uyarılma sonrasında 4 tane yarı dolu orbitali oluşmuştur. Bu 4 tane yarı dolu orbitalin 4'ü de hibritleşmeye katılsaydı bizim 4 tane sp3 hibrit orbitallerimiz oluşurdu. Ama şu an benim bakın hibritleşmeye katılan 4 tane yoksa yani laboratuvarda ben bu C2'yi bu ne bu arada C2H4'ün bağ uzunluklarına baktığımda karşıma gelen 3 tane benzer bağla karşılaşıyorum. O zaman 3 tane hibritleşmeye katılmıştır. Kimler katılmıştır hibritleşmeye? Bir tane S mecbur katılacak. P katıldı, P katıldı. 2P bir de S katıldığı için artık benim sp2 hibrit orbitallerim oluşmuştur. Benim hibritleşmeye katılan orbital sayım kaç tane? 3 tane. O zaman benim 3 tane de eş enerjili, burada duraksayarak söylüyorum. Eş enerjili, aynı enerji değerlerine sahip olan hibritleşme, melezleşme sonrasında 3 tane hibrit orbitalleri oluşmuştur. Peki bir de hibritleşmeye katılmayan var. Hibritleşmeye katılmayan orbitalimiz ne yapacak? Yani P orbitalimiz sevgili arkadaşlar. P orbitalimizde hibritleşmeye katılmadığı için yan yana örtüşerek, ucuca değil, yan yana örtüşerek pi bağını yapar. Şimdi diyeceksin ki hocam biz hangi bağları görmüştük? Sigma bağını. Şimdi de neyi gördük? Pi bağını. Peki hocam biz hangi orbitalleri görmüştük? S görmüştün, P görmüştün, D görmüştün, F görmüştün. SP3 görmüştün. Metandan anlatmıştık. Şimdi ise bir de ne var? SP2 hibrit orbitalleri. Yani bana hangi orbitalleri biliyorsun dediğimde SPDF değil. Hocam SP3, SP2 hibrit orbitalleri de var dersin. Tamam. Peki bunu pratikçe birazdan göstereceğim. Karbonun hibritleşmeye bu sefer iki tane yarı dolu orbital katılırsa iki tane yarı dolu orbital katıldığı için iki tane eş enerjili orbital oluşturur. İki tane eş enerjili orbitallerimize de SP hibrit orbitalleri deriz. Yani karbonların arasında solda ve ortada birer tane kattığı sp orbitalleri vardır. Yarı dolu. Tamam. Peki hibritleşmeye katılmayan iki tane de p, y ve pz orbitalleri var. Bunlar nedir peki arkadaşlar? Bunlar da sana neyi oluşturacaklar? Pi bağını oluşturacaklar. Yani sp3 hibrit orbitallerini öğrendin. sp2 hibrit orbitallerini öğrendin. Bir de sp hibrit orbitallerini öğrendin. Tamam. Devam edelim. Şimdi bak pratikçe son iki tanesine bir bakalım. Sevgili arkadaşım bizim sağ taraftaki şekillerimize odaklan. Şuradaki bir bağı alalım. Mesela ben de bir tanesini şu şekilde hop aldık. Bunun hakkında konuşalım. Hidrojen ortaya hangi bağını koyar? S orbitalini koyar. Karbon ortaya hangi bağını koymuştur? Karbon ortaya bilmiyoruz şu an. Şimdi karbonun bir karbonla yapmış olduğu bağlardan Birincisi hibritleşmeye kesin katılmıştır. Ama ikincisi hibritleşmeye katılmamıştır. O zaman hidrojenlerin arasında karbonla hidrojenin arasında bir bağ. Karbonla hidrojen arasında bir tane tekli bağ. Karbonla karbon arasında bir tane tekli bağ aldığında toplamda 3 tane hibritleşmeye katılan bağ var. Bu 3 tane hibritleşmeye katılan bağdan dolayı SP2 hibrit orbitallerinden 3 tane vardır. Karbon da ortaya neyi koydu? sp2 koy. O zaman sol taraftaki sigma bağım benim s ile sp2'nin örtüşmesiyle oluşmuştur. Peki aşağıdaki karbonların arasındaki bağ karbon ortaya sp2 koydu. Diğeri de sp2 koydu. O zaman hibritleşmeye katılan iki tane yarı dolu orbitalim benim neyimi oluşturmuştur? Pi bağımı oluşturmuştur. Yukarıda kırmızıyla gösterilen pardon sigma bağımı oluşturmuştur. Yanlış söyledim düzelteyim. Yukarıdaki şimdi pi bağına geldiğimizde bunlar hibritleşmeye katılmayan kimlerin arasında gerçekleşmiştir? P orbitaller arasında gerçekleşmiştir. Yani hocam pratik bir şekilde konuşacak olursak karbonların arasındaki oluşan ilk bağ benim için sigma bağıdır. Karbonların yaptığı her tekli bağ sigma bağıysa o zaman benim iki karbon atomu arasındaki üçlü bağdan sadece ortadaki bağını veya herhangi bir bağını sigma bağı olarak aldığımda karbonun yapmış olduğu sağında bir solunda bir toplam 2 sigma bağı vardır. Karbonda 2 tane sigma bağı varsa karbonun yaptığı hibritleşme türü sp hibritleşme türüdür. Yani karbon ortaya hep hangi hibrit orbitallerini koyabilir? sp hibrit orbitallerini koyabilir. Şuradaki soldaki bağa baktığımda hidrojenden S geldi, karbondan SP geldi. Oluşan bağ bunların örtüşmesi sonrasında oluşur ve sigma bağıdır. Karbonların arasında da sp ile sp hibrit orbitalleri örtüşür. Yine sigma bağı. Ama karbonların arasında ikinci ve üçüncü bağlar pi bağları arasında olduğu için hibritleşmeye katılmayan bağlar arasında olduğu için biz bu bağlara pi bağı deriz. Devam ediyorum. Sevgili arkadaşlar iki atomun birbirine bağlanmasıyla bağ sayısı artabilir. Yani bağ sayısı tekli olabilir, bağ sayısı ikili olabilir, bağ sayısı üçlü olabilir. Burada ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musun? Karbonların arasındaki bağ sayısı arttıkça. Karbonların arasındaki bağ sayısı arttıkça. Bağ uzunluğu kısalır. Bağ uzunluğu kısalıyorsa bağın enerjisi artar. Yani üçlü bağın enerjisi sevgili arkadaşım ikili bağın enerjisinden daha fazla ikili bağda birli bağdan daha fazla enerjiye sahiptir dersin. Peki üçlü bağın enerjisi daha fazlaysa üçlü bağın uzunluğu ne? Üçlü bağ en kısa bağdır. Tamam ben bunu bağ üzerinden konuşabildim ama ben bunu s karakteri üzerinden de konuşabilirim. Şimdi sol tarafta karbon 4 tane tekli bağ yapmış. Karbonun 4 tane tekli bağından dolayı yaptığı sigma bağ sayısı 4 tane sigma bağıdır. Bu 4 sigma bağının yaptığı hibritleşmede de sp3'tür. 4 bağın bir tanesi s değil mi? 4 tanesinin bir tanesi S ise %25'i S'dir. 3 tanesinin ilk bir tanesi S ise %33,3'ü S'dir. 2 tanesinin bir tanesi S ise %50'si S'dir. Yani bu sana şunu gösteriyor. Bizim SP3'ten SP hibritleşmemize doğru gittiğimizde S orbitallerinin karakteri artar. S orbitallerinin karakteri artıyorsa sevgili arkadaşım bağın kuvveti artar bağın uzunluğu kısalır. Bu şekilde yorumlayabilirsin. Peki yani kısacası karbon 4 tane tekli bağ yaptıysa yaptığı hibritleşme türü SP3 hibritleşmesidir. Neden bak tamam SP3 çat diye söylersin burada belki ama nedenini bil. Nedenini bir önceki cümlelerden çıkart. Hibritleşmeye katılarak eş enerjili hibrit orbitalleri oluşturuyorlar ve bu sayede biz laboratuvarda buna baktığımızda bütün bağların uzunluklarını aynı görüyoruz. Eğer karbonun arasında bir tane çiftli bağ varsa otomatik ben ne olacaktır? sp2 hibrit orbitalleri oluşur. Karbonların arasında iki tane çiftli bağ varsa hem sağında hem solunda iki tane sigma bağı vardır. O zaman yaptığı hibritleşme türü yine sp 2'dir diyemiyoruz. İki tane olduğu için sp demem lazım. Eğer karbonun yaptığı bir tane üçlü bağ var, bir tane tekli bağ varsa iki tane sigma bağı vardır. Yaptığı hibritleşme türü de sp'dir. Şimdi burada karbon üzerine konuştuk ama ileride mesela herhangi bir elementi aldığımızda mesela azota aldığımızda 3 tane sigma bağ yapacak ama bir tane de ortaklanmamış elektron çifti olacak. Bu ortaklanmamış elektron çiftinde ne diyorum sana say. O zaman ne oluyor? 3 bağ. Bir tane de ortaklanmamış elektron çifti 4. O zaman azotun yaptığı hibritleşme ileride göreceğiz. SP3 olacak. Oksijeni aldığımızda oksijenin de 2 tane bağının olduğunu göreceğiz. Mesela suyun Lewis nokta yapısına baktığımızda 2 iki bağ, 2'şer tane de elektron çifti var. Toplam 4 olduğu için oksijenin yapacağı hibritleşme türü ne olacak yine? sp3 olacaktır. Burada iki tane bağ türünden bahsettik. Sigma bağından bahsettik ve pi bağından bahsettik. Peki bu bağlardan hangisi daha kuvvetlidir? Sigma bağının kuvveti daha fazladır. Yani bir molekülün arasındaki bağlar koparsa önce hangi bağlar kopar? Pi bağları kopar. Değil mi? Çünkü sigma bağı daha kuvvetli. Gel. Bak. Karbon. 3 hidrojenle bir karbonla bağ yapmış. 4 tane tekli bağ yapmış. O yüzden sp3 hibritleşmesi yapar. Ama ortadaki karbona geldiğimde ortadaki karbon dikkat et. Solunda bir bağ yapmış. Sağında bir bağ yapmış. 2 sigma. Yukarıya doğru olan çiftli bağın bir tanesi de sigma. Etti 3 tane sigma. 3 tane sigma olduğu için yaptığı hibritleşme türü sp2 hibrit orbitalleri hibritleşmesidir. Bitti. Bu şekilde konuşacağız sevgili arkadaşlar. Aşağıdakine gel. Sırasıyla tek tek yazıyorum. Bir yerde CH3 varsa hepsi tekli ise SP3. İkinci karbonda geldim. İkinci karbonda ne var? Bir tane çiftli bağ var. O zaman SP2. 2'yi unutmayalım. Üçüncü karbon o da SP2. Bir tane çiftli bağı var. Dördüncü karbon üçlü bağ yapmış SP. Beşinci karbon o da bir tane SP yapmıştır. Bitti. Bize sigma ve pi bağlarında bul demiş. Çiftli bağdan bir tane pi geldi. Üçlü bağdan iki tane pi geldi. O zaman pi bağı kaç oldu? 3 tane. Sigma bağlarını kolayca şu şekilde bulabilirsin. Bak, hidrojenden 3, hidrojenden 1, hidrojenden 1, hidrojenden 1. Kaç tane hidrojen var? 6. 6 hidrojen varsa kesinlikle 6 tane ne olacak? Sigma bağı olmak zorunda. Peki karbon atomlarının arasında 1 2 3 4 tane bağ var. 4 tane tekli bağ, 4 tane çiftli bağ falan demiyorum. Karbonların arasında yani şunu kastediyorum. 2 karbonun arasında 1 bağ vardır. 3 karbonun arasında 2 bağ vardır. 4 karbonun arasında 3 bağ vardır. 5 karbonun arasında 4 bağ vardır. 5 karbonun arasında 4 tane de sigma bağı olduğu için toplarsak kaç olur? 10 olur. Yani bizim burada halkalı yapıda olmayan bir molekülümüzün sigma bağ sayısı atom sayısının bir eksiğidir. Nedeni karbonların arasında bir eksik gelmesinden dolayı. Devam et. Bize sigma ve pi bağlarını bul diyor. Soldaki moleküle bakıyorum. Soldaki molekülde bir tane çiftli bağ olduğu için pi bağ sayısı 1'dir. Peki sigma bağ sayısı molekülün içerisindeki atom sayısının bir eksiği. Atom sayısını sayalım. 2, 4, 7, 9, 13, 14, 16, 17. O zaman kaç tanedir? 16. Sağ tarafta sigma bağ sayısı pi bağ sayısına baktığımızda bir tane çiftli bağ var. O yüzden 1. Şimdi düz zincirli ise, dallanmışsa atom sayısının bir eksiğiydi. Halkalı yapıdaysa bir de onu sayalım. Bak 2 hidrojen. 2 burada. 2 burada. 3 5, 6. 6 tane hidrojenlerden geldi. Neleri sayıyorum? Sigma bağ sayılarını sayıyorum. Karbonların arasına bak. 1 2, 3 4 tane de karbonların arasında geldi. Toplam kaç oldu? 10. Şimdi atom sayısını sayalım mı bir? 2 burada var. 2 de burada var 4. 3 de burada 7. 3 de burada 10. Atom sayısının bir eksiği kadar ne vardı? Bir öncekinde sigma bağı vardı. Halkalı olduğunda ise sevgili arkadaşlar atom sayısı kadar vardır. Neyden bahsediyorum ben? Sigma bağ sayısından. Halkalı yapıdaysa atom sayısı kadar. Bak mesela yan taraftaki örneğin A şıkkına bak. A şıkkında halkalı yapıda. Atom sayılarını say. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bundaki o zaman sigma bağ sayısı kaçtır? 12. Sağ tarafta da halka var. 2, 4, 7, 9, 11. 11 tane vardır? Sigma bağı vardır. Alttaki halkalı değil. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13. 4 de burada. 17. Bir daha sayayım. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14. 4 de burada 18. 18 çıktı. 18'in bir eksiği 17 tane sigma bağı vardır. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 3 daha 14, 4 daha 18. Doğru saymışız. Burayı sayalım. 3, 5, 7, 4 daha 11, 14, 15, 22 26 30 40. Bir eksi 39 tane sigma bağı vardır. Pratik bir şekilde bunu böyle yapabilirsin. Pi bağları, pi bağlarını tabii ki farklı bir renkle göstereyim mesela. Pi bağlarını da kırmızıyla göstereyim. Sormuyor biliyorum ama çiftli bağlara bakıyorum. 1 2 3 tane çiftli var. O zaman 3 tane sigma bağı var. Bir tane çiftli bağ var. O zaman bir tane pi bağı vardır. Bak burada 2 tane çiftli bağ var. O zaman iki tane pi bağı vardır. Aşağıdakinde çiftli bağ var mı? Yok. Üçlü bağ var mı? Yok. O zaman pi bağı yoktur. Gel hemen buradayız. Son örnekteyiz. Karbon atomlarının hibritleşme türlerini belirleyin diyor. A şıkkında karbon yani hepsi tekli bağ olacak. SP3. Neden hepsi tekli bağ olacak? Şundan dolayı karbonun üç tane etrafına hidrojen koyduğunda e bir de klor kaldı. Kloru da sağına koyduğumda e hepsi tekli bağ oldu. Hepsi tekli bağ olduysa yapacağı hibritleşme türü SP3 olur. Şimdi burada işte Lewis nokta yapısını birazcık çıkartmamız lazım. Mesela E şıkkında hidrojenle karbon arasında tekli bir bağ var. Azotla ise üçlü bağ var. Lewis nokta yapısı böyle. İşte bunu gördüğün anda buradaki karbon atomuna ne dersin? SP hibritleşmesi yapar der. Çünkü bir tane üçlü bağ yapmış. C şıkkında mesela karbon kükürtle çiftli bağ yapıyor. E diğer kükürtle de çiftli bağ yapıyor. O zaman ne oldu sevgili arkadaşım? İki tane çiftli bağ yaptı. Yapacağı hibritleşme türü de buradaki karbonun SP olması gerekir. D şıkkını, B şıkkını ve F şıkkını bıraktım dedim. Ama bir F şıkkını da yapayım arkadaşlar. Belki orada da bir karışıklık yaşayabilirsin diye. Belki uzamış olabilir ama zaten sabırla dinleyenler öğrenmek için dinliyordur diyoruz. Şuradaki karboksil kısmı var ya arkadaşlar. Bunu şöyle açıyoruz. Bunu önceki Lewis dersinde anlatmıştım. Şuradaki karbonun hepsi 4, tekli bağ yaptığı için sp3. Buradaki bir tane çiftli bağ yaptığı için sp2 hibritleşmesi yapmıştır. B şıkkındaki, B şıkkındaki de sp2 yapmıştır. Çünkü Lewis nokta yapısını bir önceki ders açmıştık. D şıkkındaki ise her şey yine sp3 hibritleşmesi yapmıştır dedim. Ve burada dersimi bitirdim diyorum. Hani yordu beni de bir tık yordu hani iftar öncesi yordu. yoksa bu kadar ders anlattığımda ne yapardım su içmek zorunda kalabilirdim hibritleşmeyi ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım bakın artık senin artık spdf hibrit orbitallerin yok açısal momentum kuantum sayısına göre spdf'nin dışında nelerin de var sp3 sp2 sp gibi hibrit orbitallerin de var bunları unutma sadece sen şu an sp3 sp2 ve sp hibrit orbitallerini öğrendin bir sonraki dersimizde ne yapacağız Molekül geometrisi yapacağız. Molekül geometrisi yaparken sevgili arkadaşlar. ikinci periyot elementlerin molekül geometrilerine ağırlık vereceğiz. Bağ açılarından bahsedeceğiz. Ortaklanmamış elektron çiftleri bu bağları nasıl itiyor ve bağ açıları nasıl oluşuyor şeklinde konuşacağız diyorum. O zaman bir sonraki ders görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak.